Selamlar, saygılar. Shoreline haritasındayız. World of Tank'tan kalmak alışkanlık, bildiğiniz gibi orada anlatarak maçları yorumluyorduk. Sadece izletmiyorduk. Sadece maçları nasıl atışlar yaptığımızı göstermiyorduk. Tarkova'da, Escape from Tarkova'da bunu sürdürmeyi planlıyorum. Ve şimdi maçı anlatacağım ama ondan önce üzerimdeki mühimmattan biraz bahsetmek istiyorum. SV-98 adlı bir tüfek kullanıyorum. Bu tüfek aslında spor amaçlı bir tüfek. SV-98 Rus yapımı bir keskin nişancı tüfeği. Silah İjmaş tarafından üretildi ve 300 metre çapındaki atışları spor amaçlı yapabilecek bir tüfek olarak üretildi. Tabii bu tüfeğe bir de mermi lazımdı arkadaşlar. Mermimizi de gördüğünüz gibi burada. Şöyle söyleyeyim, bu tüfek başarılı bir tüfek. Seviye 12'yim ben, level 12'yim. Level 12 oyuncu olarak böyle bir tüfeği bir daha bulamayacağım için bu kadar fazla köpürterek anlatabiliyorum. Çok büyük bir ihtimalle daha başarılı tüfekler vardır ama böyle bir tüfeğin üzerine X1 ve X4 ikisini birden yapabilen böyle bir Elkan Spectator dürbün koyduğunuzda tüfek gerçekten sıkıntılı bir silah haline geliyor. Bir de mermimizden bahsedeyim. Mermimiz de gördüğünüz gibi bir metalik çelik göbekli hafif mermi. Yani hafif ve çelik göbekli olması bildiğiniz gibi hızı arttıracak bir unsurdur. Ve hız ne kadar fazlaysa mermi o kadar fazla enerji yüklenir ve çarptığı bölgedeki zırhı delme ihtimali de artar. Dolayısıyla şu anda altımızda keskin nişancı 300 metre civarlarında net atış yapabileceğimiz bir keskin nişancı tüfeği, iyi bir mermi ve iyi de bir dürbün var. Evet, çok fazla lafı uzatmadan isterseniz savaşa geçelim. Evet, Shoreline haritasındayız. Bir görevimiz yok. Herhangi bir göreve bağımlı değiliz. Sadece bu haritada bu tüfeği deneyerek haritanın Customs kapısından, yani Customs yolundan çıkmak isteyeceğiz. Bu bölgede doğdum. Bu bölgede çok fazla sık bir ormanlık alan var. Bitki örtüsü çok fazla açıkçası. Tabii ki çok fazla bitki örtüsü demek sizin düşmanı çok kolay görebilmemeniz ya da düşman da sizi aynı şekilde çok kolay göremiyor anlamına geliyor. İlk başta hemen bir otun arasına girip çıkış noktalarına bakıyorum. Gördüğüm gibi gümrük yolu var. Escape from Tarkov'da bu çok çok önemli. Çıkış noktanızı bilmeniz ve ona göre bir yol haritası, bir yol planı çizmeniz çok çok önemli. Hemen sağımda kamyon var. O kamyon içinde bir tane loot olacak. O loot'u almaya gidiyorum. Loot'umu yapacağım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim, burada genelde kaliteli silahlar çıkıyor. Ve wow, epey bir şey çıkacak gibi. Şarjörümüzü alıyoruz. Diğer lootlarımızı alıyoruz. Barut çıktı. Onu da koyacağım. Bunu nereye koymam gerektiği konusunda kararsızım. Silahı hemen atıyorum. Makine tüfek çıktı. Aslında burada şanslı bir durumdayım ben. Çünkü keskin nişancı tüfeğiyle girerseniz yakın dövüşlerde biraz zafiyetiniz olabiliyor. Burada yapmanız gereken, aslında ben hata yaptım girerken, net bir şekilde bir makinalı tüfek, bir pompalı tüfek bulundurmanız ya da hiç olmadı bir tabanca bulundurmanız gerekiyor yanınızda. Çünkü yakın dövüşlerde, yakın çatışmalarda bu çok fazla size dezavantaj sağlayabiliyor. Burada yağmurun arttığını duyuyorsunuz. Yine ileri doğru bakıyorum. Yağmurun artması kimisine göre dezavantaj, kimisine göre ise avantaj. Avantaj diyenler şöyle söylüyor. Seslerim kesiliyor ve düşman benim sesimi duymuyor diyor. Dezavantajı ise düşmanın sesini duyamıyorum. Bu benim için çok büyük bir tehlike diyor. Bu tamamen sizin o anki oyun tarzınızla alakalı olan bir şey. Birazcık göreceli bir konu diyebilirim. Şimdi buradaki otların arasına gireceğim. Az ileride bir iki tane skav olması gereken bir bölge var. O bölgeye doğru bakacağım. Eğer skavları görebilirsem net atış olduğunda ateş edeceğim. Tarkov'daki, Escape from Tarkov'daki hayatta kalmanızı arttıracak öğelerden biri gizlilik. Gizli olmanız gerek, görünmemeniz gerek. İkincisi net atış. Net atışınız varsa bu çok çok önemli. Net atışta vurmanız ve düşmanı etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Burada 1x ve 4x arasında geçişin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. 4x'te bastığımda
çok zoomlu görüyorum. Fakat Brix aldığımda daha geniş görüyorum. Bu da silahı yana almanız gerektirmeden etrafınızı daha geniş görmenizi sağlıyor. 1-2 saniyelik bir fark belki ama bu hayatta kalmanız açısından ya da rakibi görüp hemen etkisiz hale getirmeniz, yerin tespit edebilmeniz açısından çok çok önemli bir şey. Birkaç saniye bile sizi hayatta tutabiliyor Tarkov oyununda. Evet, çok fazla bir şey görmedim açıkçası ileride ve ileri doğru atak yapacağım artık otların arasından. Tekrar yine bir yüzeysel bir bakış yapıyordum. Bir şey göremiyorum. Ve depara kalkıyorum. Evet, buralarda yine bölgeyi kesiyorum. Belki biraz abartıyorsun. Hani çok fazla baktın diyebilirsin ama arkadaşlar gerçekten burası çok fazla sık bitki örtüsü olan bir nokta. Ve düşmanın sizi sizden önce görmesi çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaratabiliyor. İleride hayatta kalması açısından çok ciddi problemler yaşayabiliyorsunuz. Ve ben girerken bir hata yapmışım. Burada sağ tarafa da bakıyorum. Girerken bir hata yapmışım. Çok fazla basit sağlık kitlerinden almamışım. Aslında almanız gerekiyor. Ameliyat kiti, slava, küçük basit bandajlar, kemik tutucular gibi şeyler. Loot'umuzu yapıyoruz. Yine şansım. Bir makine tüfek daha çıktı. Diğer sandığa gideceğim. Oradan da loot'umu yapacağım. Evet, burada bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Artık kararımı verdim. Bu bölgeye doğru gideceğim. Derken diyorum ki ya şurada, şu haritada şurada bir de kamyonet vardı. Onun orada bir bot vardı diyorum. Ona bakayım diyorum. Onu da vurayım. Oradan da loot'umu alayım. Öyle gideyim diyorum. Giderken sağ sola bakıyorum. Bir silüet görürsem ya da bir hareket görürsem ona göre bir karar vereceğim. Çok fazla hareket yok gibi. Yağmur şiddetini arttırdı ve yağmaya devam ediyor. Şu anda benim için bir avantaj. Bu arada bahsettiğim bölgeye geldim. Tam şu anda karşıda bir kamyonet var. Bir kamyon var, özür dilerim. Ve o kamyonun orada bir bot olması gerekiyor. Sağa sola bakıyorum. Yine göremiyorum bir şey. Çok ilginç. Daha net görüşüm olan bir bölgeye gitmek istiyorum. Görüşüm var. Kamyonet orada. Çok net bir şekilde görüyorum ama herhangi bir scav göremiyorum. Herhangi bir oyuncu göremiyorum. Ben de arkadan dolaşmaya karar veriyorum. Çünkü kamyonun arkasını görmedim. Arkadan dolaştığımda net bir şekilde orada kimse olmadığını gördüm. Ve artık diyorum ki gideyim tutulayım. Evet, loot'umuzu aldık. Burada bomba tükmemiz çıktı. Onu alıp almak konusunda kararsız kaldım. Ve tekrar asıl rotam olan bölgeye doğru gidiyorum. Bazı yerlerde koşmanız gerekiyor. Açıklık alansanız koşmanız gerekiyor. Size tavsiyem. Mecbursunuz çünkü çok fazla açıkta kalmak görünme ihtimalinizi arttırıyor. Burada çalılara geldim. Yine çalıların arasındayım. Deprem attıktan sonra yoruldum. Şurada olması gerekiyor botlar ya da skavlar. Oraya doğru bakıyorum ama göremiyorum. Çok da fazla beklemeye gerek yok deyip bu bölgeden ayrılıyorum. Ve unutmayın, buradaki botları, buradaki skavları biri sniper, biri yerde, bunkerın içinde vurabileceğiniz, özellikle sniper için söylüyorum, en net pozisyonlardan biri burası. Evet, nişanımı aldım. X4'e geçtim. Dürbünde atışımı yapıyorum. Ve onu vuruyorum. Net bir atıştı, temiz bir atıştı. Çok da fazla beklemek istemedim. Ardından tekrar harekete geçiriyorum. Geçiyorum. Yerde bir scav var. Bunker'ın orada bir scav var. Onunla fight'a gireceğim. Ama ondan önce ne yapıyorum? X4'ten X1'i alıyorum sniper'ımı ve makinalı tüfekle ilerlemeye devam ediyorum. Tekrar söylüyorum. Yakın dövüşte sniper biraz tehlikeli olduğu için, çok dezavantajlı bir silah olduğu için
Özellikle de X4 dilimle sizi zor anlara götürebilir. Otların içine esine giriyorum. Yerde bir skav var. Bir tane vurdum. Şu anda bir skav vurduk. Diğer skav yerde olduğu için onunla bir fight'e gireceğim. Ama avantajlı bir pozisyon almak istiyorum ve görülmek istemiyorum. Hafif sessiz bir şekilde ilerliyorum. Evet. Ses yok. Gayet temiz. Çok temkinliyim. Nasıl yani? Bir ses duydum. Scav büyük bir ihtimalle beni arkadaşına söyledi. Oradası, orada falan filan diye. Ve atış da yiyorum. Ya bir dakika, ben sniper öldürmedim mi? Sniper atışı gibi geliyor. Geriye kaçmaya çalışıyorum. Bu da gerçekten afallamış durumdayım. Bir tanesini vurdum. Yerde bir tane olması gerekiyor. Yukarıdan nasıl sniper atışı yiyorum diyorum. X4'ü açıyorum. Evet, ölmemiş ya da farklı bir sniper daha var orada. Onu da vuruyorum. Bir atış daha yapıyorum. Garanti alıyorum. Ve sonra hemen pozisyonumu değiştireceğim. Çünkü yerde bir skav olma ihtimali daha var. Ama hala allak allak bullak kafam. Çünkü o bölgede, o kayaların üstünde bir tane sniper olması gerekiyor. Onu vurduğumu düşünüyordum. Emin değilim ama maç sonunda kaç skav vurduğumu göreceğiz. Ve orada nasıl o kadar skav var onu da anlamış değiliz. Evet, yine arkadan dolaşmak istiyorum. İki skav öldürdüm. İki tane vardı. Ama iki tane sniper olması ilginç. Yerde bir tane daha var diyorum. Sniper'ımı kontrol ederken bir tanesini görüyorum. Makine tüfeği alıyorum. İlk atışımı yapıyorum. İkinci atış, üçüncü atış, dördüncü atış vurduktan sonra birkaç tane de boşa sıkarak hemen onun üstüne girip loot'umu yapacağım. Ve oyunun kader anlarından biri. Evet. Diyebilirsiniz ki nasıl kader anı? Lootluyoruz gördüğünüz gibi. Gözlük. Kenara koyduk. Evet. Pompalı tüfek mermileri almıyorum. Turnike bir tane var yeterli diyorum. Ve bir tane kemik iyileştirici, kırık kemikleri iyileştirici aparat alıyorum. Adını hatırlamıyorum şu anda. Oyunun kader anı. Şu anda şunu düşünüyorum. Evet, iki tane sniper vurdum. Belki bir taneydi. Ölmedi, kalktı, tedavi oldu ve tek atış ediliyorum. Ama diğerini de vurduğum için rahatım. Gideyim. Bunker'ın içindeki kasayı lootlayayım ve tekrar rotama geri dönüyorum diyorum. Yine bir bot sesi geliyor. Ne oluyor diyorum. Yani gerçekten kafam karışmış durumda. Nerede olduğumu görmüyorum. Tam bunker'ın arkasında, tankın önünde. Onu gördüm. Kum torbalarını orada vurdum. Kanı zaten oraya sıçradı. O da beni vurdu. Ben onu tekrar vurdum. O beni tekrar vurdu. Şu anda çok ciddi bir yaram var. Hemen onu düzelteceğim. Hemen sağlık çantamı, ameliyat çantamı açıyorum ve kolumu ameliyat ediyorum. Ciddi bir yara aldım. Burada diyebilirsiniz ki niye beklemedin, niye onu vurduktan sonra ameliyat olmadın? Açıkçası bir PMC olsaydı daha farklı oynardım ama biz skav olduğu için daha farklı oynamak durumunda kalıyoruz. Slavam'la da tedaviyi oluyorum. Küçük bir akut tedavi. Onu da yaptıktan sonra tekrar onunla fight'a gideceğim. Kırık var, ağrı var, kırık giderici kitim var biliyorum ama şu an değil, biraz sonra diyorum. Çok da fazla beklemek gerekmiyor ki tam aynı anda çıkmışız. Çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Sniper'ımı alıyorum. 4x'ten 1x'e geçiyorum. Temkinliyim ama avantajım çok, onu görür görmez vuruyorum. Ve onu da büyük bir ihtimalle kafasından ya da boynunun altından, boğaz bölgesinden vurduk. İşte oyunun kader anlarından biriydi az önceki bottan kırık giderici bir aparat çıkması. Tarkov'da ikinci önemli nokta, her ne olursa olsun, her ne olursa olsun mutlaka yanınıza basit sağlık, yani slava, ameliyat çantası gibi gibi şeyler dışında basit sağlık ürünleri de alın. Çok ciddi bir şekilde hayatınızı kurtarabiliyor. Eğer o kırık bende olsaydı çok ciddi semptomlar yaşayabilirdim. Şimdi enteresan olan, orada iki tane yerde vurduk, iki tane kulenin üstünde, pardon, vurduk, sniper vurduk, 4. Şimdi bir de buraya geldim, burada böyle bir takıldım ben. Böyle bir dallar mallar var abi. Çıkamıyorum, zıplamaya çalışıyorum, zıplayamıyorum. Şu anda zıplama tuşuna basıyorum aslında. Ama zıplamıyor.
eğilmiyor. Enteresan bir durum. Yaklaşık 2-3 dakika uğraşmışımdır belki burada buradan kurtulmak için. Çok ciddi de zaman kaybettim. Burada ama bir şekilde kurtulmayı böyle garip bir şekilde başardım. Ardından tekrar rotama döneceğim. Bu sefer oraya, o dallara basmıyorum. Buradaki çalıların içinden alttaki Skull kampına bakıyorum. Bir tanesini görüyorum. Cam var önümde, o yüzden ateş etmedim. Daha net bir atış beklerken atışı buluyorum ve çok da fazla beklemeden bir Skull'ı daha kafasından vuruyorum. Toplamda 5 oldu değil mi? Evet, 5 Skull öldürdük. Sniper, net atış ve hemen düşmanı etkisiz hale getiriyorsunuz. Orada atış sesleri var. Hemen pozisyonumu değiştirdim. Görünme ihtimali, böyle PMC olma ihtimaline karşı. 1-2 dakika bekledim burada. Bir Skull daha gördüm sessiz bir şekilde. Diğer Skull'a doğru gidiyordu. Onu da kafasından vurarak öldürdüm. Evet, bu arada baktığımda 11 dakikalık bir sürem kaldı. 11 dakika çok sıkıntılı bir süre. Bulunduğumuz bölgeden kustoms çıkışına çıkmak için, gümrük yolu çıkışına doğru ilerlemek için aslında yeterli bir süre ama Tarkov belli olmaz. Enerjimi geri getirmesi için, enerjimin düştüğünü gördüğümde hemen yanındaki meyve suyundan, ana suyundan bir miktar içtim. Burada önemli bir nokta daha var. Özellikle bu oyunda, Tarkov'da enerjinizi 80'de tutmanız gerekiyor. Bazal metabolizmanız için. Çünkü enerjiniz ve susuzluğunuz düştüğünde hareketleriniz yavaşlıyor. Şimdi oyunun kritik anlarından biri daha. Bu tepenin arkasında bir Skull kulübesi var. Beni çok net görebilecek bir pozisyondalar. Hafif otların arasındayım. Yere de çömelebilirim ama çok fazla durma taraftarı değil. Değilim. Bir tanesini gördüm. Net atışım yok. İkincisi de orada sanırım. Eyvah diyorum, iki tane birden. Sıkıntı. Yine söylüyorum. Tarkov'daki en önemli nokta, gör. Tek atışta etkisiz hale getir. Ve diğerini de aynı şekilde yaptıktan sonra atış yapmama rağmen vurmadıkları için hayatta kalıyorum ve devam ediyorum. İki kritik nokta Tarkov'da gördüğünüz gibi. Bir, sağlık çantası çok çok önemli. Ameliyat çantası ve basit sağlık ürünleri çok çok önemli. İkincisi gizlilik. Üçüncüsü düşmanı gördüğünüzde ilk atışta onu etkisiz hale getirmeniz sizin hayatta kalmanızı çok fazla arttırıyor. Ek not olarak da şunu da söyleyeyim. Bu tip çalılara girmeniz ve sürekli mühimmat kontrolü, enerji kontrolü yapmanız gerekiyor. Bu tip çalılar sizi izleyecek çalılardır efendim. Evet, artık yüzük kuyruğuna geldik. Çıktık gibiyiz ama şunu söyleyeyim, eğer kemik kırığım olsaydı çok ciddi vücut semptomlarım olacaktı. Susuzluğum artacaktı, ağrılarım artacaktı, ağrıdan dolayı ses çıkaracaktım, yerim kolay bulunacaktı ve düşmanların beni vurma ihtimali çok çok daha kolay olacaktı. Çıkış noktasına bakıyorum. Gümrük yolu çıkış noktamız. Herhangi bir skav, herhangi bir PMC ya da farklı bir hareket görmüyorum. Her yer sessiz, sakin, huzur dolu. Çok fazla beklemiyorum artık. İlerlemeye karar vereceğim biraz sonra ve hızlı deparlarla ve son bir kontrol yaptıktan sonra da çıkışın sonuna geleceğiz. Şimdi tekrar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi iki önemli nokta Tarkov'da, hatta üç önemli nokta gizlilik. Attığınızda ilk atışta, tek atışta düşmanı etkisiz hale getirmeniz ve sağlık. Evet, son bir bakış. Aslında bunlar prosedür bakışları. Yani abi kontrol etmeden girme, gözünü seveyim bakışları. Kimse yok, net ama insan yine de bakmak istiyor ve artık çıkışa geldik ve çıkışımızı yapıyoruz efendim. Evet, videonun da sonuna geldik. Çıkışa geldikten sonra tabii ki şunu söyleyeyim. World of Tank'tan kalma alışkanlık sürekli anlatarak video çekmek. Bunu burada devam ettireceğim. Beğendiyseniz lütfen yorumlara olumlu ya da olumsuz mesajlar ve bildirimlerde bulun efendim. Mutlaka geri dönüş yapacağım zaten size de. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer imkanınız varsa
Siz de YouTube'a atın, onları da yorumlayabilirim. Gördüğünüz gibi ilk başta 4 Scav öldürmüşüz biz. Yani ilk vurduğumuz Sniper'lı Scav 1, ikinci Sniper'lı Scav 2 idi. Biz onu öldürdük sandık, öldürmüşüz bir ara. Ben burada acaba onu öldürmedim mi tedirginliği yaşadım. Ve tekrar şunu da söyleyeyim, lütfen bilgisi olan varsa, Scav'lar niye her zaman aynı pozisyonlarında olmuyor ve haritalarda gösterilen Scav sayısı, bot sayısı, sniper sayısı niye değişiyor? Orada 2 olması gereken Scav niye 4 tane? Bunları yorumlara yazarsanız bilgisi olan arkadaşlar, çok çok teşekkür edeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.